Şimdi tekrar bakalım. Görünümden login box'ın ayarlarına bakalım. VP klasik, tamam. Linkimizi zaten yapıştırmıştık. Şimdi F5 diyelim, sayfamızı yenileyelim. Girişe tıkladığımızda bizi giriş sayfasına gönderiyor. Bizim buradaki sıkıntımız, biz zaten giriş yapmışız şu anda. Admin olarak giriş yaptığımız için bizi o sayfaya gönderiyor. Internet Explorer'da bakarsak giriş diyelim. Giriş dediğimizde bizi böyle bir ekran karşılıyor. Gayet güzel. Buradan giriş yapalım. Admin şifremiz 1234'tü. Giriş yapalım. Evet, giriş yaptık. Burada deneyelim. Giriş dediğimizde yine bizi aynı sayfaya gönderdi. Bizim buradaki sıkıntımız, giriş yaptığımız için eklentimiz düzgün bir şekilde çalışmıyordu. Şu an çıkış yaptık. İndekse geri döndük. Giriş dediğimizde bizi böyle bir ekran karşılıyor. Hemen bu ekran CSS dosyası ile ilgilenelim. Bütün her şeyi bir kapatalım. Şimdi VP Content'in plugins'in içindeki login box'ı açalım. Burada VP Classic kullanıyorduk biz. Bakarsak VP Classic kullanıyoruz. Hemen VP Classic'in style CSS'ini açalım. Şimdi buradan da bir çıkış yapalım. Firebug yardımıyla CSS dosyamızı düzenleyelim. Hemen bakalım. Girişe tıklayalım. Firebox açalım. Buradan bakarsak Login Box PNG var. Style CSS satır 1'deymiş. Hemen biz bunu bir değiştirelim. Login Box'a çift tıklayalım. Background'umuzu gelelim. Bizim hemen geri gelelim. Geri gelelim. Bir daha geri gelelim. Temas klasörüne Jokeworks'a girelim. Images'dan Layout'tan BodyBG'yi kopyalayalım. BodyBG'yi kopyaladık. Geri geri diyelim. Browse diyelim buradan. Bu BodyBG'yi buraya yapıştıralım. BodyBG'yi seçelim. Apply Save All diyelim. Şimdi sayfamızı F5 ile yenileyelim. Şimdi login box'ımıza bakalım. Evet, BodyBG'yi aldım fakat bunu biz tekrar ettirmedik. Girelim background'a repeat x diyelim. Sağ ol diyelim. F5 diyelim. Şimdi girişe bakarsak gayet güzel, bizim istediğimiz geldi. Hemen buna bizim sarımızdan bir border verelim. Temamızdaki sarıdan alalım. Buradan kopyalayalım rengimizi. Tekrar login box'a girelim. Border'ına solid 5 piksel. Rengimizi hemen yapıştıralım. FFC700'müş. Okey diyelim. Save all diyelim. Tekrar bakalım. Bakarsak daha belirgin, daha güzel bir şekilde geldi. Şimdi bunun boyu biraz fazla bizim için.
Height'ını biz 150'ye çekersek 150'ye çekelim. Üstten de padding'ini 50 piksel yapalım. Hemen gelelim. Her zaman kullandığımız border radius koma girelim. Buraya 15 piksel radius verdirelim. Buradaki verdiği CSS kodlarını kopyalayalım. Login box'ın içine yapıştıralım. Şimdi F5 diyelim. Giriş diyelim. Bakarsak border radius'umuz da geldi. Gayet güzel. Şimdi burada bu inputları şekillendirelim. Şuradaki arama alanındaki gibi aynı özellikleri verelim biz buraya. Login box, login text diyor. Bakarsak input ID user login. Login box dedi. Login label, login box. Bakalım tekrar. Login box, login box text class'ı burada. Evet, satır 40 dedi. Hemen satır 40'a gidelim. Satır 40 seçelim. Login box, login text. Bakarsak background'u F4'müş. Biz onu istemiyoruz. Biz şuradan arka planımızı alalım. DS 29 29 bizim arka planımız. Hemen onu yapıştıralım. Daha sonra border'a bakalım. Border'u da yine aynı arama alanımızdaki gibi yapalım biz. Bakarsak üstte DS 21 21. Buradakileri kaldıralım. Üstte DS 21 21. Sağdan soldan bakarsak DS 26 26. Right DS 26 26. Left DS 26 26. Aşağıdan bakarsak DS 62 62 62. Hemen bu alta da verelim. F diyelim. Apply diyelim. Save all diyelim. Şimdi F5 diyelim. Girişimize tekrar bakarsak parolalarımız öyle geldi. Burada fokus değeri var. Fokus değerin background'unu da biz burada fokus değerin background'unu da aynı yapalım. Hatta buradaki border'ları da kopyalayalım. Yine aynı şekilde fokusa yapıştıralım. Daha sonra border radius verdirelim. Border radius'umuz da 5 piksel olsun. Kopyalayalım. Border radius'umuz 5 piksel. Yine 5 piksel fokus değerine. Şimdi F5 diyelim. Tekrar giriş diyelim. Bakarsak border radius da geldi. Hemen burada yazıların beyaz çıkmasını sağlayalım. Hemen gelelim. Color DS FFF diyelim. Bunu kopyalayalım. Focus'ta da aynı şekilde diyelim. Kaydedelim. F5 diyelim. Admin parolamız da aynı şekilde beyaz olarak geldi. Şimdi burada bir buton var. Butona bakalım. Butonla ilgilenelim. Login box, login buton. Bakalım satır 85'teymiş. Fade buton PNG diyor. Hemen açalım bunu bir. Explore yapalım.
Bakarsak fade button png dedi. Biz buradaki resmi kaldıralım. Burada ilk başta border vermiştik. O border'un rengiyle aynı olsun. Border DSFFC700. Bunu kopyalayalım. Login box butona, background'una fade button png'yi kaldıralım. Renk verelim biz. Sevol diyelim. Tekrar F5 diyelim. Giriş diyelim. Bakarsak gayet güzel geldi. Şimdi tamamıza şöyle bir bakalım. Kontrol 1 diyelim. Butonumuz o dedik. Butonumuzun border'ını da şuradan alalım. 2D, 2D, 2D. Kopyalayalım. Butona gelelim. Border'a bakalım. Solid 1 piksel. Şurada hepsini aynı yapalım. Tamam, kaydedelim. F5 diyelim. Giriş diyelim. Butonumuz border'u almadı gibi duruyor. Bakarsak border 1 piksel solid. Buna da border radius verelim bir. Bugün butona 5 piksel border radius verelim yine. F5 diyelim. Giriş diyelim. 1 piksellik border bence az geldi. Hiç belli olmuyor gibi duruyor bence. Bunu 3 piksel yapalım. Kaydedelim. F5 diyelim. Bakarsak 3 piksel farklı bir border geldi. Aktifde kaldıralım. Kopyalayalım. Aktive de aynı CSS kurallarını kopyalayalım. Daha sonra bizim yeşilimiz vardı. Yeşilimizi alalım bir. Bakarsak şurada aktifde kopyalayalım. Sadece background color'ını yeşil yapalım. Daha sonra bu aktifi kopyalayalım. Hemen altına yapıştıralım. Buton hover diyelim. Hover'da da aynı yeşil olsun üstüne gelince. Sayfamızı yenileyelim tekrar. F5 diyelim. Üstüne geldik. Yeşil oldu. Yazının rengi de beyaz olsun. Color'ı da FFF olsun. Hemen F5 diyelim. Girişe gelelim. Evet, gayet güzel. 5 dedi. Burada da color'ını FF yapalım aktifken. Şimdi burada login box config sample login box php diyor. Bakalım buradan mı geliyor bu login yazısı? Login yazısı nereden geliyor? Hemen ona bakalım. Büyük bir ihtimal buradan geliyor. Value login. Şurada bir işaret var.
Oklar oradan geliyor. Okları kaldıralım. Ya oklar kalsın. Buraya biz buradaki PHP'yi kaldırıp giriş diyelim. Bakalım bizim için ne değişecek. Bakarsak giriş geldi. Gayet güzel. Burada yukarıda bir login yazısı var. Bu login yazısını da kaldıralım. Buraya da giriş diyelim. Yine aynı şekilde. Evet, giriş oldu. Gayet güzel. Girişe tıklayalım. Bakarsak hatalı girişte de yine WordPress'in ekranına gönderdi bizi. Gayet güzel. Şimdi doğru kullanıcıyla bir giriş yapalım. Admin 1234 diyelim. Giriş diyelim. Bakarsak girişimizi de yaptı. Ratings, puanlama sistemimiz çalışıyor. Alttaki navigasyon alanımız çalışıyor. Hemen bir puanlama yapalım. %80 dedi. Gayet güzel. Zaten giriş yaptığımız için bizi buradan attı. Hemen o sıkıntımızı da düzeltelim. Şöyle yapalım. Biz toolbar divi oluşturmuştuk header'da. Header PHP'de. Şimdi plugins'i kapatalım. Tema klasörümüz içindeki header PHP'yi bir açalım. Header PHP'de bakarsak bakalım hemen toolbar divi yapmıştık biz burada. Toolbar divi ne? If hemen PHP'yi açalım. PHP if parantez içinde is user logged in diyelim. Daha sonra iki nokta üst üste PHP'yi kapatalım. Daha sonra da bizim toolbar divim, line divimizin bittiği yerde tekrar PHP taglarını açalım. And if noktalı virgül PHP'mizi kapatalım tekrar. Şimdi bakarsak toolbar divimiz kaybolacak. Toolbar divimiz hala duruyor. Bakalım. Logged in. Peki burada şuradan bakalım. Side var. Search. Login. Index. Kategori. Dur. Buradan bulalım biz toolbar'ı. WordPress'in kendi toolbar'ını nasıl saklamış. Hemen nasıl gösteriyor ona bakalım. VP Admin. Burada toolbar diye bir şey var mı bakalım hemen. Tools PHP. If is user logged in dedi.